Merhaba Malenya. Ya. Oyunumu bozmayacak, bana faydalı olabilecek bir mod. Dur bir dakika ya. Çok merak ediyorum. Dur bakayım var mı? Şu öldün ekranını kaldırırsam zamandan çok ciddi tasarruf ederim. Yok mu öyle bir şey? Neyse bakayım bir ara. Valla şu ölüm ekranı kaldırabilsem arkadaşlar güzel olur aslında. Öleyim direkt loading'e girsin ya. Yazmasın öyle bak öldün. Yok ben I am Malenia falan. Lan dur be. Sorayım bir şu Elden Ring community'de. Sordum da bakalım varsa bala kullanırım ya. Öldüğümde direkt atsın beni loading screen'e. Hadi yap bir de şu ikonik hareketini. Yap yap yap. Dur geç kaldım biraz. İlk defa hit point'ini bu kadar azalttım. Malenia ilk defa. Yapacak mı? Bak korkuyorum yapacak bence. Yapmadı. Öldüm. Bir de canı o noktaya gelince yapıyormuş bir de. İkinci fazında baksam
Onun olabilir lisesini bir görsem. Şey yapacağım ya. Şu hareketi bir de yakından evade etmeyi deneyeceğim. Ne kadar mümkün bilmiyorum da. Olmayacak şey mi var anasını satayım? Benim kulakçığımda onu geçmesi hariç. Hara hura hara hura. Biliyorum çok çok riskli şeyler yapıyorum şu an ama çok keyifli oluyor böyle de. Mal gibi ölüyoruz, o ayrı. Benim ya bu saldırısından yakın mesafedeyken kurtulmayı da öğrenmem lazım. Ya da o saldırısını ne zaman yapacağını öğrenmem lazım. Bir kere canı belli bir oran altına ince yaptığını öğrendik, keşfettik de. Bir de çok fazla azaldığında yaptı. Bunu işte iki kere yaparsan kötü oluyor. Yapmasan keşke yapmasaydın o saldırıyı. Tavanı kesti. Ama. Bak şimdi artık hep bunu ölüyoruz. Hadi hadi Volkan, hadi. Toparla kendini. Hadi hadi bak, hayat çok güzel. Kuş, böcek falan hadi.
Malenia çok kolay. Malenia çok güzel. Keşke her boss Malenia olsa. Oyunun en kolay boss'u Malenia. Bu arada şu an arkadaşlar benim bu kadar ölmemin başka sebebi de şu diğer saldırılarına karşı mükemmelleştirmeye çalışıyorum kendimi. Şu an yaparsan ölürüm. Yap şimdi. Şimdi olur, tamam. Bugün iki kere yaptım saldırıyı. İkisinde de kurtuldum. Evet, şimdi bir daha ne zaman yapacak ona bakıyoruz. Vurayım dedim bir tane. İçine girdim ya. Ya şey kafasındayım biraz. İşte adamlar onu da düşünmüş. Her şeyi düşünmüşler. Hani canı belli bir oran altına inince şimdi hareket yapar diye bekliyorsunuz ya. O evet oran konuşacağın oyuna bak. O oranın altına ince yapıyor ama o oranın altına ince hemen tak diye yapmıyor.
Bak yine gelmiş garibim konuşuyor. Ben duymuyorum seni. Çünkü benim şey yine çökmüş şey. Chat programı. Bulat Katana 12 ney? Yok yok hayır hiç gerek yok. Ben mevcut halimde bu ilk fazını geçeceğimi düşünüyorum. Ya ben her şeyini öğrendim. Ben şu an kendim yapamıyorum. O 780 kere öldüm Morgoth'ta da aynı olay vardı. Her şeyini öğrendim bossum. Ben o zamanlamayı tutturamıyorum. Kaçamadığımı son saniyede fark etmiştim. Sıçramayı yanlış yaptım. Şimdi ben bir şey merak ediyorum. Bu boss'la şimdi insanlar kilitlenerek oynuyor ya. Kilitlenerek oynayan bir insan acaba bu saldırıyı nasıl savuşturuyor? Sanki kilitlenerek daha zormuş gibi geliyor bana. Ya da benim yöntemimle kilitlenerek zormuş gibi geliyor. Hayatımda hani ilk defa şu Elden Ring'e başladığımda böyle bir şey kilitlenerek zor olduğunu düşünüyorum. Vallahi mı? İlk defa kilitlenerek hani bir şeyin zor olacağına inanıyorum ben çünkü. Bu akşama benim JFL sürümü yine yetişmez. Ya güzel bir şekilde yaptım yeni sürümü de. Böyle parça parça yayınlamak istemiyorum. O Warcraft 3 benim kendi sıfırdan yarattığım bir oyun değil. Warcraft 3'ün içinde yarattığım bir oyun. Yani oynamak için Warcraft 3 lazım. Yani ben Valorant'ta maçlara ne kadar girerim bilmiyorum. Hani artık bilmiyorum. Artık ekstra Valorant'ı yapamadığım farkındayım çünkü. Yaş ilerledikçe refleksler daha da çok ölüyor. Çirkin Salih geldi evet. Salih, yayını açalı kısa bir süre oldu. Bugün ilk defa Malenia'nın canını o hit point'ine kadar indirdim. O kadar çok XX Salih Çetin XX31 o kadar çok riskli hamleler yapıyorum ki şu an oyunda. Çok fazla. Hep böyle ucu ucuna kaçıyorum saldırılardan. Bugün de yeni sezon yeni sürüm yayınlayacağım sanmıyorum Salih.
Öldüm. İşte bunun zamanlaması, bunu öğrenmem lazım. Ya da artık dediğim gibi bunu dibinden de savuşturmayı öğrenmem lazım. Allah aşkına Salih, şu an hangi kuralımı engellersem alırım? Söyle bana. Yok, söyle bakayım, hangi kuralımı kullanmazsam alırım? Mesela no hit kasmamayı oynasam alır mıyım? Bu arada sensin değil mi? Bu arada bir şey soracağım. Kitlenmeden oynayan insanı izlemek zor mu? Ya şey soracağım. Hangisini izlemek daha kolay ya da keyifli? Öyle bir durum var mı? İşte kitlenmeden oynayan adam daha zevkli falan. Çünkü burada manuel her şeyi kendim ayarlıyorum ya. Ama daha da zor oluyordur izlemesi. Yine at ikinci taklada öleceğimi biliyorum. Hadi lan dur. İki denemede ikisini de başardım. Şimdiki iki denemede ikisini de başaramadım. Salih, şu öğleden önce JFA'sı işini, şu ben yeni sürümü yayınlanınca bir konuşalım. En azından hani gerçekten 3'ten 4'ten önce maç yapmak isteyenler var. Onlar için bir ortam hazırlayalım. Şey yaptım, Elden Ring gruplarına şey sordum. Öyle bir mod lazım bana, başından beri lazımdı. Ölme ekranı kaldırma. Öldün mü? Direkt açsın oyun senin loading screen'e, yine gel. Ve Salih, yeni sürüme 3 tane hero ekliyorum. Hero'larım biterse ve böyle ilgili olursa, yani 72 hero'mu da eklemiş olursam artık yeni hero yaparım. LoL ve Dota hero'ları isteyen, hani birazcık yapmaya çalışırım. Ama LoL öncelikli, çünkü LoL'ü herkes oynuyor bizde. Hayır, Master'ı koymam. Bak, bugün düne göre çok daha iyiyim. Skill'lerini bile bilmiyorum. Bu arada ben LoL hero'ların çoğunluğunu bilmiyorum. Oynamadığım için. Benim LoL'e başladığım günden beri o attığım İlk 100 gün attığım bütün maç videoları var, biliyor muydun? Altta Twitch panelim var ya, oraya bak, orada LoL şeyi var. Hani kurulum ekranından itibaren. Maçın tamamı var. Yani ilk 580 maçımı görebilirsin. Ne yapmış bu adam diye. Şimdi çok dibine girdim. Of. Başladık yine salak salak hatalara. Bu arada sen Blood bir şey diyordun, kurallarına aykırı değil diye. O neydi? Tamamdır Salih, güle güle.
Eçüş. Yok yani katanam var. İki tane katanam var. Canı şimdi şu ability ile erkenden azaltayım. Bilmiyorum. Ama uzağa vuran şeyleri kullanmak istemiyorum oyunlarda. Herhangi bir oyunda bir şeyi uzaktan yapabildikten sonra oyun benim için hep çok kolay oldu. Oyunun ne olduğu hiç fark etmedi. Bunda da fark edeceğini sanmıyorum. Bir de 12 saldırısı ne onu da işte bilmiyorum ki bilmediğim şeyler. Bir de muhtemelen satmışımdır ya ben. Left 2 bilmiyorum ne olduğunu. Öyle bir Ash of War'um yok benim. L2 düğmesi yani tamam. Millet bir şey diyordu ya. Bu oyunu mutlaka joypad'le oynaman lazım diye. Bana joypad'in yapabildiği, mouse klavyenin yapamadığı şeyleri söyleyebilir misin? Bilmediğim için soruyorum. Hani herhangi bir oyun oynarken ah keşke joypad'im olsa da mouse klavye kullanmak zorunda kalmasam dediğimi hatırlamıyorum. De daha bok oynamaya başladık. Potlar arası geçiş çok daha kolay. Mesela nasıl oluyor ki? Doçlama her şey elinin altında. Yani bana net bir tanım lazım. Mesela doçlamak nasıl daha kolay oluyor Joypad'le? Yani burada doçlamak ne? Önce onu konuşalım. Ama seviyorsun şu saldırını ya. Vuruşlardan kaçmak daha kolay. Şimdi ben tamam. Vuruşlardan kaçmak için ne yapıyor insanlar? Ben Space'e basıyorum. Space'le hemen parmağımın altında. Ha, sen kişisel şeylere girdin. Yani daha kolay sunan bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Evet, gittikçe daha kötü oynamaya başladım yine. Mesela mouse'un klavyenin yapabildiği joypad'in yapamadığını düşündüğüm şeyleri söyleyeyim. Birincisi bir strateji oyunu oynamak. İkincisi first person shooter oynamak. Bu arada kalan konsol oyuncuları FPS oyunları nasıl oynuyorlar? Yok tasarlanmış da hani bak şunu joypad'le yapmak daha kolay olur diye bir şey
Hissetmedim ben henüz. Of. Yok yani insanlar şey havası estiriyor. Hani sen abi şu bugüne kadar hani şu oyuna başladığından beri mouse klavye değil de joypad kullansaydın oyunu bitirirsin gibi bir hava estiriyorlar. Bir de net konuşanlar var. Bu oyun joypad'le oynanır. Ya bir de öyle konsol fanboylara ben çok denk geliyorum oyun gruplarında çok. Hani bu oyun mouse klavyeyle oynanır diyen bir insana rastlamadım ama bu oyun joypad'le oynanır diyene çok rastladım. Sorunlar ne bilmiyorum. Diyorlar eskiden bilgisayarım vardı, Nintendo kolu kullanıyordunuz. Hadi dur toparlayayım kendimi artık. Yine aptal gibi ölmeye başladım. Yok, konsolcular çok fazla bulaşıyorlar bu işe. O joypad'le oynanır, bu joypad'le oynanır, şu joypad'le oynanır. Bilemiyorum. Yani ya işte kişisel şeyler giriyor işin içine. Bana teknik net bilgi veri bir şey lazım. Mesela ben bir konsol oyuncusu olsaydım şimdi bir mouse kullanmakla strateji oyunu mesela mouse'la hemen bir şeyi seçip tıklamak ya da FPS'i direkt milimetrik ayarlar yapmak gibi bir şey gördükten sonra derdim ha bak bu mouse'la klavyeyle bu daha iyi oluyor diyebilirdim muhtemelen. Kanka bak helikopter oldum ben. Ananın... Yok 2-3 güne ben daha bunda kalırsam planın diğer aşamasına geçeceğim. Ama ikinci fazına geçmem lazım bunun için. Yakındayken aa! Yuvarlamayı unuttum. Mantıklı yani ben yön tuşlarıyla yapıyorum evet şu ok tuşlarıyla. Bilmiyorum daha kolay yolu var. Mesela E'de basınca burada bir şey çıkıyor karşıma.
Yapacak mı, yapmayacak mı? Yapacak mı, yapmayacak mı? Ananın ama. Eğer 2 ya da 3 güne ben bunun ikinci fazına geçemezsem, geçeceğimin sebebini şu hareketin zamanlamasına bağlayacağım. O yüzden artık bunu yakından da savuşturmayı öğreneceğim. Muhtemelen. Asla öyle bir şey yapmam. Yaptığım an pes ederim. Derim arkadaşlar ben videoyu izledim. Şu an bunu yendim. Ben oyunu bırakıyorum. Videoyu izlediğim için yendim. Bırakıyorum. Ya kafana göre. Yine yapamadık. Ya zaten ikinci fazına sadece bir kere geçeceksem, yani oyuna pes edeyim yani. Hayatımda sadece bir kere geçme şansım varsa ikinci fazına. Evet, bu boss'u sallayıp şeye, oyunun ana senaryoya devam edebilirim. Öyleyim, salla. Şimdi yayını açtığımda ben bunun bu saldırısını iki kez savuştururum bunu. Artık niye yapamamaya başladım? Derken yaptım, tamam. Gel şu aydınlığa gel. Ne olur ya. Şimdi bir kere can çok azalınca yapıyor. Şimdi yapacak değil mi? Gel bacım yap. Onu yap ya. Zaten millet 1000 kere öleceksin diyor. Bak mesela onun yaptığı şeye bak. Yapacaksın biliyorum. Kalta. Yapmıyor. Şu an üstüne atlamak için zor tutuyorum kendimi. Şimdi yapacak böyleceğim. Çok ayıp bu ya. Dediğim gibi ben 3 güne geçemezsem yakından savuşturmayı öğrenmeye çalışacağım bir şekilde. Aklıma bir yöntem de geldi çünkü bu kadın koşu yoluma atlıyor. O bilgi önemli bilgi. Hı.
Hatta boss'un zorluğundan memnun bile Yani değilim. sizin görüşüne Tek atmıyormuş. galiba. Ya düz bir hatta vursa da böyle konuşulmaz. Şimdi şu ability'mi kullan hemen, ben şunun canı azaltayım. Çünkü ben Zaten ben daha bir önce an önce vurdum. şu... Bir an önce şu Yavaş. hareketini yaptırmak istiyorum. Ne kadar olmuş yayına girelim? 43 dakika geride kaldı. Kaldı 17 dakikam. En komik, en saçma saldırısı da bu ha. Kadar çabuk yapma. Aynen, yani kaçamazdım. Ama niyedir bilmiyorum. Hay ben ya. Sanki hani onu da öğrenebileceğimi düşünüyorum ya. Oğlum şu da ne komik. Vallahi en komik saldırısı ya. Bu da öyle. O zaman ben farklı olacağım. Ya bak, şu ana kadar boss'u yenmek için gereken bütün bilgilere sahibim. Derken, ya konuşacağın oyuna bak Volkan ya. Sadece ben yapamıyorum, ben hani. O benim 300-500 kere öldüğüm boss'a işte, ben aptal bir adam, ondan kaynaklı. Bu arada ben aptalım derken gerçekten aptalım. Zaten bunun kavgasını yapıyorum. Millete gerizekalı olduğumu anlatmaya çalışıyorum. İkna olmuyorlar. Herhangi biriniz benim gibi 500 kere ölse bunu rahat geçer. Ben öyle. Öyleyim çünkü. Zekam düşük. Ben bunun farkındayım. Hissediyorum aptal olduğumu. Akıllı zeki olmak gibi bir çabam da yok ki. Kafam yavaş çalışıyor çünkü beynim yavaş çalışıyor. Ha, mutluyum. Kusurlarımla mutluyum. Geri zekalı aptal bir insanım. Beynim yavaş çalışıyor. Bir şeyleri inanılmaz geç, zor öğreniyorum. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Çünkü kaçmayı öğrendiğim saldırıları hiç alakası yok. Kurallarım koymasaydım ben bu bossları 5-10 denemede geçmiştim. O kurallarımla oynadım, yani kuralsız oynadığım için hiçbir bok öğrenemeden geçerdim. Sonra kurallı geldiğimde boss'u tanımıyor olurdum. Bu kurallarımda bile bazı boss'ları ben çok çok kolay geçtim. Bir de kuralsız oynasaydım mümkün değil, öğrenemezdim ki.
Bir şeyler öğrenmem için defalarca kez savaşmam lazım onunla. Bugün de görmeyecek. Artık şey hedefim ikinci fazını görmek. Ama 3 gün boyunca ikinci fazını göremezsem bunu şeye bağlayacağım. Şu tekniğini dibimden yaptığında kaçamam ama. Of. Şöyle ölmek çok kötü ya. Sekizi bulduk. Ve 308'le daha ikinci fazı göremedim ben. Valorant'ta da ne yapacağım bilmiyorum ya. Aa. O kadar olmaz ya. Niye böyle bir saçma bir şey yapsınlar ki? Ama Waterfall'u random atıyor falan. Bu arada ikinci fazın hani neye göründüğünü biliyor. Yani görmemem imkansız paylaşıyorlar hep. Gayet cacık. İlk hali çok daha karizma. Yücelik diye yenilik mi? Oha. O ne ki? AP'lerden. Diamond'dan sonra yücelik. Ha, maymun anlamındaki ape. Sen Valo oynuyor musun? Orada nesin? Düşmüş. Kaç dakikam? Dakika 51. Benim şeyim biliyor musun Valorant maceralarımı? Ben Valorant'ta da çok gıcığım. Valorant'ta yaptım gerçi. Her gün bir saat oynamıyorum.
Artık bu boss'a geldim. Hani bir saatten fazla bir boss'ta takılmak istemiyorum artık. Oyuna devam etsem, İlerlesem, bir şeyler, yeni yeni yerler görsem devam ederim de. Şu an ne var? Zaten yoruluyorum artık, yapamıyorum yani. Çok arkadaşım söyledi ama senin bosslara 5000 defa öldüysen 2500'ü sırf yorgunluktan. Ama dur şu bitsin. Bir ellik deathmatch gireyim ben. Öyle bir el maç. Deathmatch. Şey yayın hiç kapatmam. Yani şeyi kapatırım. Başlığı Valorant şey çevirmeye gerek yok. Bir tane hızlı deathmatch gireyim. Ama kulaklık takmak istemiyorum. Yorulduğum şeyden anlıyorum. Her şeyini ezberledim hareketleri yemeye başladığımda. Gidiyor yani beyin gidiyor, kafa bildiğin gidiyor. Mesela böyle hareketlerden bahsediyorum. Hayır, default direkt tıkladım geçtim. Uğraşmadım tiplemeyle falan galiba. Artık gitmeye vakti geldi. Bir de şey yayını kaparım boş ver. Yani Discord'dan ekran açayım. Orada konuşuruz da anlık. Oradan şey yaparım. Bir deathmatch atarım. Şu an cidden milletin dediği olay oluyor. Beyin yoruldu. Aynı hataları defalarca kez tekrarlayacağım. O yüzden artık bossları bir saatli miti koydum. Bir saati geçimde ben hala aynı yerdeysem bırakıyorum. Ya yeni yerlere gidiyorum ya da yayını kapatıyorum. Yeni yer yok. Abi yaptığım şeylere bak. Ya muhtemelen var. Şey diyecektim ya, bir elde deathmatch ataydım, kalaydım dedim. Discord'a geleceğim. Zaten benim de çıkmam gerekiyor. Bir elde deathmatch sonra kaçış. Geldi Waterfall. Yanlış hamle yaptım ve son an, son saniyede kurtuldum. Ha tamam, güle güle. Kurtulamamışım, yemişim hasarı. Ama zaten hani kaçamamıştım da, hata yaptığımı anlamıştım. Malenia'da ilk defa canım gitti. Bunu böyle paylaşsam var ya, of ne komik olur. 300 defa öldüm, ilk defa canım gitti.
Ya bu Boost işiyle ilgili bir şey soracağım. Boost yapıyorsunuz da. O boostladığınız adamlar sizin oyununuza da geliyor. Başkasının boostladığı adamlar da sizin oyununuza da geliyor. Ondan sonra milletin dediği şey boosted shit. Oynamayı bilmiyor. Bir de daha kaldırsınlar bu elo denen şeyi. Biz de yüksek elolarda oynayabilelim. Benim online oyunlardan soğumamın tek sebebi zaten o. Aferin Volkan. Yap yap sonsuza dek yap hareketlerini. Tamam mı Malenya? Hiç durma. Ben sadece yuvarlanayım sağa sola. Kaç dakika? 58 dakika olmuş. İki kere daha dener. Çıkarım. Ben akşama doğru geleceğim. İşlerim var bugün. Ama bugün de sürüm yok. Söylüyorum Salih. Bugün sürüm yok yeni. Mevcut sürümde birbirimize kural koya koya şey yapın işte. O yak, o yok, bu yok falan diyerek oynayın. Ama şu öğleden önce JF'yi aslında bir resmiyete dökmek gerekiyor. Yani ne kadar büyük de gayet güzel yama gelecek. Lanet olsun. Ama bunu da bir şekilde öğreneceğim ben sonra. Dibinden kaçmayı da öğreneceğim. İşte 3 gün veriyorum kendime. 3 gün boyunca ben ikinci fazına geçemezsem bu saldırıdan kaçamadığım için geçemiyorum demektir. Bu saldırıdan kaçamamın sebebi de o saldırı yaptığında dibimde olmamdır. Dibindeyken yaparsam demek ki ölüyorum demektir. O zaman dibindeyken de savuşturmayı öğreneceğim o tekniği. Kitlenmemenin zararları. Tamam son deneyişim ve çıkıyorum. Kaçıyorum bundan sonra. Karar veremedim. Neyse hadi benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.